Soldado Fabregas'ı takip etmiş. Hani yeni diye gördüm ben ama ağladı bugün maçtan çıkarken. Hani bilmiyorum. Şu an bakıyorum ben. Soldado Fabregas'ı takip ediyor. Fenerbahçeli yöneticiler İngiltere'de. Fabregas. Ya Fabregas kimdir değil mi? Nasıl? Fabregas kimdir? Fabregas ister misin? Ona bir şey söyleyeceğim. Bana ilgisi vardı. Fabregas. Gelince kızar bize gelirse. Fabregas harbiden Fenerbahçe için çok büyük bir fantazi değil mi sence? Yani o maaşları bugün, karşılayabilir yani, mi? Son söyleyelim. Monaco'da diyorlar şu anda. Tabi Monaco çok büyük bir transfer atandı olduğu için. Orada para çok. Onların için sorun yani, değil. De durumları çok kötü ligde. Gerçi Monaco diyoruz ama Naldo'yu aldılar 34 yaşında. Aynen. Yani çok evet, kötü bir transfer. Yıldız, bugün bu arada Fabregas'ın gözyaşlarıyla Chelsea'ye veda ettiğini sağda. Chelsea'ye veda etti. Chelsea ile son maçına çıktı. Evet, Nottingham Forest maçının 85. dakikasında oyundan çıkarken zaten gözyaşlarına hakim olamadığı malum. Evet, Fabregas'la ilgili bilgileri dinlemeye devam ediyorum. Yeni, evet. O zaman Twitter'da bu transfer olaylarını çok iyi yazan, duyuran bir isim var. Di Marzio, söylememde sakınca yok. Pepe ve Fabregas kesinlikle Monaco ile anlaştı o diyor. Yazdıysa tamam. Ayrıca bir tane Thierry daha var. Thierry Henry'nin yanına gidiyorlar. Evet, İngiltere kaynaklı bir haber daha var. Evet, Sky Sports da bunu doğrulamış. Fabregas kesin Monaco'ya gidiyor. Bu az önceki Soldado'nun Fabregas'ı takibi tabii bizi biraz heyecanlandırdı. Zaten gündemindeydi Fenerbahçe'nin. Basına düşmüştü. Bu yüzden bu bilgiyi de sizlerle aktarmak ağladı istedim. Ağladı ya, belki hiç yapmıştır. Bence. Peki Soldado Monaco'ya gidiyor olabilir mi? Yok, gitsin, hemen gitsin. Yemin ederim. Vatandaşı limanayı da alsın, free'yi de alsın. Olur. Mesaj atayım demiş olabilir. Tabii İspanya milli takımından arkadaşlar aslında şöyle bir takip etmesi de gayet normal. 3-5 sene önce Monaco, Bernardo Silva'lar, Fabinho'lar, Mbappé'larla neler şey yapıyordu? Kasıp kavuruyordu ortalığı. Evet. Şimdi hepsi gitti. Fabregas'lar, işte Pepe'ler falan bunları topluyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? O da doğru. Soldado gitsin, yanına Frey'i alsın, Slimani'yi alsın. Hepsi alsın. Kim gol atacak o zaman? Bak üstünde para vereceğiz. Abi 3 kişi kaç gol attı toplam, bana bir söylesene. Slimani'nin atamayacağını söylemişti sezon öncesi. Gerçekten seni o konuda tebrik ediyorum. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. 5 golü geçemez dedim. Zaman. Takım, evet, takım. Birinci hafta. Slimani geldiğinde biz spor servisinde kendi aramızda konuşuyorduk sevgili seyirciler. Emre demişti ki Fenerbahçe'nin aradığı golcü değil. Emre tebrik ederim seni. Kaç golü geçemez aynen demişti? 5 veya 7 golü geçemez. Sezon boyunca 5 veya 7 golü geçemez demişti. Öyle de oldu. Evet, Burak'a geçelim. Burak'a geçelim. Çünkü hiç Burak'a konuşmadık. Süremiz de azalıyor. Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'a imzası, şu anda imza töreni yapılmadı ama Beşiktaş'ta antrenmanlara çıkmaya başladı. Beşiktaş'a gelişi çok konuşuldu. Antalya'daki idman görüntüleri var. Özellikle Süreyya abinin kendisine o hoş karşılaması, Şenol Hoca'nın yaptığı konuşma idmanda verdikleri güzel görüntüler ama buna rağmen Beşiktaş taraftarını pek de şu anda tatmin etmemiş durumda. Caner'in kendisiyle ilgili bir paylaşımı vardı. Burak'la ilgili fişekler buluştu şeklinde bir paylaşımı vardı. Onu da arkadaşlarımız ekrana getirecek. Burak Yılmaz'ı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Beşiktaş taraftarına soruyorum. Görüşlerinizi birazdan program bitmeden okuyacağım. Beyaz transfer etiketi altında Twitter'dan yazın. Bakayım çoğunluk Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı istiyor mu, istemiyor mu? Bu konudaki görüşlerinizi gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü 7. sırada bir Beşiktaş var. Tamam, çok konuştum, sizlere de söz vereceğim. Ben de bu Burak konuda doluyum. Konuşabilir miyim olacağım? Burak, bir saniye bitireyim. Son cümlem. Şu anda Beşiktaş 7. sırada. Golcüleri Wagner Love, Mustafa Pekdemek ve Larin. Love zaten kampa götürülmedi. 7. sırada olmasına rağmen Burak Yılmaz'ı istemiyorsa Beşiktaş taraftarı ne yaptı? Bir şey Burak Yılmaz? Onurcuğum, yani Beşiktaş taraftarı ne yaptı? Beşiktaş taraftarı Burak Yılmaz'ı istesin. Burak Yılmaz'a iki Burak olarak baksın. Bir, futbolcu, profesyonel, çok çalışan, gol atabilen Burak. Özel hayatı farklı olan, farklı açıklamalar yapan Burak. Burak'a bakıyorum ben. 415 maç oynamış. 415 maçta
216 mı 217 tane gol atmış. Golcülüğünü tartmış. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. 60 tane de asist yapmış. Bu yönden baktığın zaman üstelik ilk 3 yılda Antalya'da şurada burada forvet oynamadığı halde bu kadar gol atmış. Gol ortalaması 0.50'ye 0.60'a geliyor ki bugün Messi'nin, Cristiano Ronaldo'nun aşağı yukarı 1.090 gol ortalaması. Buran zaten golcülüğünü tartışmak hayır, yani doğru olmaz. Bence şu anda Beşiktaş bakarsan... taraftarı, özür dilerim, Beşiktaş taraftarı şuna bakmalı. Tamam, Burak zamanında Galatasaray benim yuvam dedi. Ben Beşiktaşlıyım dedi. Fenerbahçe çok büyük camia dedi. Trabzon'dan vazgeçmem dedi. Canımı son olarak, veririm dedi. Canımı veririm. Son olarak Trabzon'a gitti. Sağda da veriyor. Trabzon'a gitti. Ben dedi işte Trabzon'da kalıyorum dedi. Bunların hepsini Beşiktaş taraftarı unutmak zorunda. Ama çünkü bunları Beşiktaş yapmadan önce 2012'de yaptığı başlatma var. Trabzonspor için ölürüm ama ben çocukluğumun takımı Beşiktaş. Ya ben çocukluğumda tanıyorum Burak. Hakkını özür dilerim. Ben birlikte top oynadım Burak'la. Yani mahallede de top oynadım Antalya'da. Antalya Spor'da da beraber top oynadım. Sonra ben takımdan ayrıldım. O da Beşiktaş taraftarı. O devam ettirdi. Burak Beşiktaş'tı. Evet. Ben Beşiktaş. Yani, sen şahitsin. Ben Beşiktaş olduğunu yani, biliyorum. Burak, Burak Beşiktaşlıyım diyor ama Emre Zabunoğlu Buran Antalya'dan çocukluk arkadaşı. Birlikte yani, mahallede futbol oynuyorlardı. Şahidim diyor. Şenol Hoca'nın istediği Burak, her zaman çalışandı. Biz koşuya çıkardım ben sabah Antalya'da. Burak'ı alı sahada babası Fikret Hoca ile beraber görürdük. Tek başına şut çalışırdı. Şenol Hoca'ya söyleyebilir miyim? Bir şey daha söyleyeyim. Söyle. Şu anda Burak şey hazır. Hatta sen tanırsın Ertan. Onur Yılmaz. Evet, kuzeniyle beraber inanılmaz bir şekilde çalışıyor. Kişisel antrenörü Onur Yılmaz. Bir ay boyunca kadro dışı kaldığında özel olarak çalıştırdı Burak. Burak zaten hazır. Yani ligin ilk maçına sakatlığı falan olan bir oyuncu değil. Burak zaten hep çalışan bir oyuncuydu. Hep de çalışmasının karşılığını aldı. Burak futbola forvet olarak başlamadı. Evet. Ama çalışkanlıyla forvet olmuş bir karakterdir yani. Burak, şimdi ben Burak'ın da bu konuda görüşünü merak ediyorum. Çünkü Galatasaray'dayken Burak'la ilgili yaptığın yorumlar, özellikle servis içinde verdiğin istihbaratlar çok enteresandı. Bir saniye virgül koyuyorum, tekrar döneceğim sana. Çok sıcak bir transfer gelişmesi daha var. Yaklaşık 1-2 dakika içinde bunu da size aktaracağım. Yine Fenerbahçe ile ilgili hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim. Onu da size 1-2 dakika içinde aktaracağım. Buğra ile Ertan'ın Burak yorumunu aldıktan sonra. Şimdi Burak Yılmaz'ı Beşiktaş taraftarı istemeyebilir, doğru. Yani onların özelinde bir şey de niye istemiyor? Kendini yere attığı için mi istemiyor? Ben Galatasaraylı taraftarı oldum diye mi istemiyor? Türk Telekom'dan ayrılırken ağladığı için mi istemiyor? Bir daha Türkiye'ye dönersem Galatasaray'da oynarım diye mi istemiyor? Fenerbahçe bu ülke üstü bir takım dediği için mi istemiyor? Otobüs şoförüyle kavga ettiği için mi istemiyor? Beşiktaş'a Galatasaray forması varken üstünde gol attıktan sonra sus işareti yaptığı için söyleyeyim mi istemiyor? Önce bunları bir ayırmak gerekiyor. Şunu anlatayım be. Ya Burak bunları yaptı, kabul de. Aurelio Şükrü Saraçoğlu stadında, otoparkında Ricardinho'ya pusu kurup dövmedi mi? Evet. Sonra ben oradaydım. Ben onların yanındayım. Pusu kurmadı. Sadece direkt saldırdı. Kavga ettiler. Sergen Yalçın Beşiktaş tribününe bugün efsanesi. Beşiktaş tribününe sokaktan çevirelim. Sergen Yalçın diyelim, der ki Sergen attı, şampiyonluk geldi. Evet. Tayfun Avuç elindeyken çarşıya saldırdı. Beşiktaş taraftarının Gökhan'la Caner'e bakış açısı 2 sene önce nasıldı, şimdi nasıldı? Evet. Şu an fişeği aynen öyle. Burada bazı hatalar olabiliyor. Ama şu an Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'a ihtiyacı var. Evet, Burak Yılmaz'a Beşiktaş'a ihtiyacı var. Devre arası transferi yapmak her zaman bir risktir. Evet. Çünkü devre arasında Avrupa'da çok iyi bir forvet bulma şansın çok az. İyi oyuncular zaten takımlarında. Sana da oynamayan oyuncular geliyor. O isimlerini tutup tutmaması muamma. Bir de Ertan. Tebrik ederim. Çok güzel bir yere değindin. Taraftarı her zaman boş kalıyordu. Ertan, sana soru soruyorum. Beşiktaş taraftarı her zaman Şenol Güneş'in istediği isimler alınmıyor diyor. Şenol Güneş istedi alındı. Yakından biliyorum. 1,5 yıldır istediği isimlerin İlk başında ya. Burak Yılmaz gibi bir şey alındı Beşiktaş'a. Burak ayarında bir futbolcuyu bugün kaç alırsın? 5 milyon euro. En az. Alamazsın. Bak Beşiktaş'tan bir daha alınca Beşiktaş'a çıkıyor. Avrupa'da geçen sezon 23 gol atmış bir futbolcuyu almak alamaz. Şu an en az 5 milyon euro. Beşiktaş taraftarı Fikret Hocam'ın, buradan da kendisine saygılar sunuyorum. Çok iyi Beşiktaşlıdır. Beşiktaş'ta kalecilik yapmıştır. Ve hem onun hatırına hem de Burak'ın profesyonelliği hattına, Burak'ın bağrına basmak zorundadır. İlk maçında mı dasman olmasına? Basacaktır. Ben sorabilir miyim? Çok kısa özür dilerim Ertan. Çok güzel söylemlerde bulundun abi, Burak'ın futbolculuğu falan. Sadece bir soru soracağım. Evet. Fenerbahçe'ye
Melo ister misin? Mesela şu an orta sahaya. Snyder ister misin? Çok ayrı insanlar. Nasıl ayrı? Çok ayrı. Niye? Melo ile Burak'a nasıl karşılaştı? Hayır, meraktan sordum. Yani Melo da çok iyi futbolcu. Melo da çok iyi futbolcu. Melo da gelmez zaten. Snyder. Bir dakika. Melo istemem. Melo gelmez zaten ama Burak'ı isterim. Snyder'i de istemem. Abi adam eline mikrofon alıp Fener ağlama diye girdi. İstemem dedi. İstemem diyor ama zaten. İstemem diyorum. İstemem dedi. İstemem dedi. Beşiktaş taraftarlarına Şenol Hoca, Beşiktaş taraftarları için çok ayrı bir yerde. Şenol Hoca'nın sezon başında da Burak Yılmaz isteği vardı. Ben çok açık bir şey söyleyeyim. Eğer Burak Yılmaz geçen sene Beşiktaş'ta olsaydı şampiyondu. Beşiktaş şampiyondu. Bu sene de bu kadar yerdeydi. Bu sene olsaydı puan farkı 9 değil 3 veya da 4 olurdu. Ertan'ın Burak son Yılmaz, Şenol Hoca'nın istediği bir isimdi. Yönetimde gerekeni yaptı. Biri konuşurken iki kişi kendi arasında konuştuğu Burak Yılmaz, duyulmuyor. Şenol Hoca'nın istediği bir isimdi. Yönetimde o Burak Yılmaz'a güvendi. Zaten Burak yaptığı açıklamada şunu söyledi. Beni eleştirenlere de beni övenlere de büyük saygı duyuyorum. Evet. Formayı giydikten sonra Beşiktaş arma değerlerine uygun hareket edeceğim. Herkese saygı duyuyorum dedi. Bu saatten sonra Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda Burak Yılmaz'a köstek olmak Beşiktaş'a çok fazla bir şey getirmez. %100 katılıyorum ama sana futbolcular özellikle futbolcular söylemlerine dikkat etmek zorunda. Abi Burak'ın bir söylemi yok ki abi ya. Abicim nasıl söylemi yok ya? Ben Galatasaray'ım dedi. Ben Beşiktaşlıyım. Dünyanın en büyük takımı. Verirken en son söylediğine bakalım mı? En son söylediğine bir bakalım. Dersen bana kimse inanmaz Zabu. Ama abi şimdi beyaz bir dakika, beyaz en son söylediğine bakalım. Akforası yuvamız olacak. Çok üst üste oldu. Pardon, bir dakika. Hayat geriye doğru anlaşılır ama ileri doğru yaşanır. Ben de hayatı ileri doğru yaşamaya çalışırken hayat beni tekrar gönül verdiğim takımımla buluşturdu. İnanıyorum ki bu yeniden buluşmanın ileride bir gün geriye bakıp anlayacağımız güzel ve anlamlı bir sebebi var. Ben şimdiden bu yeniden buluşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Benim yeniden Beşiktaş formamı giymemi sağlayan başta Şenol hocama ve bana inanan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana olan güvene layık olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Büyük Beşiktaş taraftarının her bir ferdinin övgüsünü de eleştirisini de saygıyla karşılıyorum. Sadece bilmenizi isterim ki Beşiktaş formasını giydiğim an itibarıyla Beşiktaşlılığın tanımı olan tüm değerlerin ve Beşiktaşlı duruşunun sorumluluğunda olacak ve terimin son damlasına kadar Beşiktaş'ımız için mücadele edeceğim. Sevgi ve saygılarımla Burak Yılmaz diyor. Bir şey diyeyim mi? Akan yazıyla birlikte şiir gibi okudu. Rahmetli Kemal Sunal geldi aklıma. Yani şiir gibiydi Akan yazıyla. Bir filminden sahneler geldi de aklıma. Bir şey söyleyebilir miyiz Burak'la ilgili? Tamam, Gol Kralı filmi anladım. Burak'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani, tamam. Eleştirilere herkesin açık olması gerekiyor. Bunda en fikiriz. Evet. Ama eleştirilerin de bir dozajı vardır. Yani küfürlü, ailesel ilgili yani hakarete gidecek eleştiriler hoş bir şey değil. Burak Yılmaz transferinin ben mesela okuyoruz sosyal medyada işte Beşiktaşlığımı bıraktım. Yani bu transferin bu kadar abartılı olduğunu düşünmüyorum. Katılıyorum. Burak Yılmaz gol attığında bu insanlar şimdi tribünlerde sevinmeyecekler mi? Oldu ki Burak Yılmaz çıktı 20 tane gol attı şampiyon yaptı. Ertan sana bir şey söyleyeyim. Burak çıkar sevinmeyecek misin? Burak çıkar ilk maçta gollerini atar her şey biter. İlk maçın deplasman olması da yakın. Beşiktaşlar şunu düşünsün. Burak haksızlık etmesinler. Şundan dolayı etmesinler. Bir şey demiyorum. Burak ilk günden beri Beşiktaşlıyım diyor. Burak Yılmaz Beşiktaş'ta ikinci yarı 17 maçta kaç gol atar? Biz de kendi aramızda konuşalım. Siz de yorumlarınızı yapın. 12. Bir şey demek istiyorum. Ertan'ın söylediğine ekstra bir şey eklemek istiyorum. Bunu bu hale getiren Beşiktaş yönetimidir. Çok romantikleştiler. Çok. Burada imzalar, çok nabız yoklandı değil mi? İmzalar kalpleri atılır. O yazı kaldırılmalı. İşte efendi Beşiktaş. Bir kere bir kulüp kendine sıfat takmamalı. Bunu en son Ünal Aysal yapmıştı. Seksi kulüp dedi Galatasaray için. Yani kulüp kendi kendine edememeli. Ama o zamanlar o zaman tepki gösterdiniz mi? Hayır Beşiktaş. Herkes tepki gösterdi. Ben şu anda eleştiriyorum. Abiciğim, eleştiriyorsun tamam ben sana katılıyorum ama ne anlatıyorum? O zaman yapıldığı zaman tepki gösterildi. Seksi kulüp dediği zaman o zaman ayaklarını çarpmıyor. Diyecek şu anda. Beşiktaş'ın sloganı değişmeli. Buraya katılıyorum. Burada imzalar profesyonelce atılır olmalı. Daha iyi bir zaten artık var. Ben o sloganı söyleme. Beşiktaş demişken çok özür dileyeceğim yine ekstra kusura bakma. Ya dünyanın en iyi stoperlerinden birini alıyorsun. Belki de kimine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi hani kadro yapımına 10-15'e sığar. O ilk 10'a girer. Pepe'yi yazar. 20'ye girer. Real Madrid'den alıyorsun. Paris Saint-Germain elinden kapıyorsun. İmza töreni burada kalplere atılır imzalar. Adam parasını alamıyor diye gitti. Atmamış. Yani. Evet.
Şimdi Burak Yılmaz'la ilgili görüşlerinizi merak ediyorum 12 demiştim. Gol atar. 15 daha gol iyi atar. Gol atan olsa istemeyelim ama şu anda daha iyisini alana kadar en iyisi bu. Hep destek, tam destek Kral Burak. İşte bu. Burak Yılmaz bu. Gelsin ama pek sevmem. Takım için katkı sağlar. Burak Yılmaz'dan daha iyisini bekliyordu Beşiktaş taraftarı. Bu yüzden tepki var diyen de var ama Burak'tan daha iyisi şu anda yani futbolcu olarak pek yok. Şöyle katılıyorum şu söze. Yönetim dönüp dolaşıp Burak ismi getirdi gibi düşünüyor ama Burak'ın açıklamasına bakalım. Evet. Şenol hocam aldırdı be. Yani Şenol hocam istedi zaten. Diyor. Orada aslında Beşiktaş yönetimine kızmaması gerekir Beşiktaş taraftarının. Mesaj vermiş oldu. Tamam. şimdi az anladım. Önce duyuracağımızı açıkladığım bir sıcak gelişme vardı. Fenerbahçe ile ilgili hiç oyalamadan söyleyeceğim. Emre Mor, Celta Vigo'da ve Fenerbahçe daha önce nabız yoklamıştı bununla ilgili. Şimdi de kiralama teklifini 18 aya yani 1,5 yıla, 1,5 sezona çıkardı. Emre Mor'la ilgili Fenerbahçe'nin teklifi, ciddi teklifi gitti Celta Vigo'ya. Emre Mor her an Fenerbahçeli olabilir. Şu anda yanıt bekleniyor. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Şu dakikalarda netleşen bir bilgi, Fenerbahçe vereceği ücreti biraz arttırdı. Bu ücret konusunda biraz daha arttırma gitti ve kiralama teklifini de 18 ay olarak belirlemek istiyor Fenerbahçe. Şu anda Celta Vigo'dan yanıt bekliyor. Programı kapatmadan da bu sıcak bilginin gelmesi iyi oldu. Ertan kafa sallıyor, bir şey diyecek galiba. Bu Emre ile ilgili mi konuşayım, Beşiktaş ile ilgili mi? Transferi mi? Emre ile ilgili. Emre bence son dönemde çok yetenekli. Teknik kapasitesi çok yüksek. Futbola veremedi kendisi. Yani sonra. Futbola bir türlü kendini veremedi. Zaten Emre futbola kendini verseydi şu an bir sürü futbolcunun yani gitmek istediği Dortmund'dan gönderilmezdi. Emre'ye çok iyi bir akıl hocası lazım. Ona destek eden bir teknik direktör lazım. Olağanüstü bir yetenek. Yani Emre bu değil aslında ama Emre kendine yazık geçiyor. Onu sen de hatırlarsın ilk milli maçta çıktığında. Yani böyle bir ne oluyor oldu herkes. Evet. Yani ayağına top geldiğinde yani. Oradan sonra inanılmaz zirvede başlayıp çok genç yaşta. Maalesef. Umarız tekrardan. Çünkü milli takım içinde çok faydalı bir oyuncu olur. Kesinlikle. Hemen Avrupa Dünya Şampiyonası'na girdi. Dünya futbolu için faydalı tabii. Olur ya. Emre Mor iyi bir futbolcu olabilir. Ama gelişme kaydedemedi. Eğer Borussia Dortmund onu gönderiyorsa, Sevilla'da oynayamıyorsa, hiç kimse sahip çıkmıyor. Ama yeteneği bir şans daha hak ediyor bence. Bir şey söyleyebilir miyim? Emre Mor nasıl bir topçu biliyor musun? Çok çok özür dileyerek söylüyorum. Halı saha topçusu alıyor topu ayağına, geliyor, kaybediyor. Bir daha başa dönüyor. Belki Ersun Yanal'la kendine gelebilir Fenerbahçe'de. Gelebilir, doğru. Saygı duyuyorum. Celta Vigo tarihinin en pahalı transferlerinden biri. Olur. Volkan'a geçmeyeceksek ben Volkan'la ilgili birkaç cümle bir şey söyleyebilirim. Çok kısa çünkü kapatacağız. Tamam. Volkan'ın şeyi çok tartışıldı, o resim olayı. Ben evet. O gün oradaydım. Kapatırken onu da bir ekrana verelim. Volkan Demirel'in yaptığı basın toplantısı. Hatta giderken Devrim abi oradaydı, anlatsın. Volkan Ballı'nın orada olacağını düşünüyordum. Olmayınca çok şaşırdım. Çünkü Volkan Ballı gelir, bu olayları orada organize eder. Evet doğru. Dışarıda yapılacaktı. Yağmur yağıyordu. Ondan dolayı içeri alıyordu. Hatta o masayı da yan taraftan ben getirttirdim oraya. O masayı ben getirttim çünkü orada böyle ufacık bir masa vardı. Fenerbahçe için neler yapıyorsun ben? Yok, ben Fenerbahçe için değil. Tebrik ediyorum. Devrim abi otur konularda iyidir. Volkan, hep böyle derli toplu bir adamsın. Yani. Masasını da zaten Devrim abi, Fenerbahçe'ye yıllarını vermiş bir futbolcu için şu yakışmıyor. Ne olursa yakışmıyor. Hani bir şey söyleyeceğim. Bu konuda şunu da söyleyeyim ben size. Volkan Demirel'i yönetim mi affetti sanıyorsunuz? Bence yönetim affetmedi. Volkan Demirel'i taraftar affetti. Çünkü taraftar Volkan, bir Volkan'dır Fenerbahçe diye eşlik açmaya başladı. Yavaş yavaş Ersun Yanal'da ne olduysa oraya doğru gitmeye başladı. Ondan dolayı mecburen Ersun Hoca da istiyordu. Bir dakika, Ersun Hoca da istiyordu. Mecburen Volkan'ı affettiler. İkinci yarıda da göreceksiniz. Volkan Harun'un yerine kalede Volkan olacak. Çok da başarılı olacak. Volkan'a her zaman hem karakteriyle hem de oyunculuğuyla inanan birisi. Peki Devrim abi, sonra bir şeyi soracağım. Statta, şunu görürsün, statta basın merkezinde herkesi çağırsan, kaptanını orada normal bir şekilde imza attırdığın futbolcular var ya, o masada otursan ne kaybederdin? Bir şey söyleyeyim yani. Fenerbahçe'ye emek vermiş bir futbolcu. Bence bu bilinçli yapılmamış bir şey. Yani. Bilinçli mi? Bilinçli yapılmışsa Volkan'dan fayda. Şey. Çünkü niye biliyor musun? Eğer Fenerbahçe bu kadar parantez içinde Ahmet Hoca gibi tırnak içinde Ali Koç vizyonunda orada yakışmadı. Bir iletişim var. Orada Volkan Ballısı var. Bir sürü insanlar var. Bu görüntü evet. Olmaz. Derim abi. Son cümle. İkinci son kaptan kapatmadan. Yani sonuçta sahada kaptansızdı ilk evet. Kez de Fenerbahçe. Bu da önemli olacak Volkan'ın dönüşü. İnanılan bir Fenerbahçe geliyor. Ersun Yanal'ın ikinci yarıdaki
sloganı bu olacak. İnanan ve inanılan bir Fenerbahçe geliyor. Lütfen Fenerbahçeliler artık bundan sonra ikinci yarıda bunu slogan olarak görsünler. İnanan ve inanılan. Beşiktaş'la ilgili itirazlar veriyorum. İnanmak yetmiyor. Fenerbahçe'de hedef bir ilk ona girmek. Güzel. Fenerbahçe için çok güzel. Şu anda öyle. Ben alacağımı aldım. Ne olacak? Ya, şampiyon mu olacaksın? Yok. Ya, ilk sadece ona girmek. Ali Başkan diyor şampiyon olacağız ama ben hani çok zor olduğunu düşünüyorum. 17 şu şu cümlem bütün Fenerbahçelileri üzmüştür. İlk ona girmekse Fenerbahçe'nin. Ne yapacaksın? Şampiyon mu olacaksın? İlk dörde girerim daha. Çok güzel bir ses. Şampiyon olsun o zaman. Devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin hedefine yarın devam edeceğiz. Bir kapatmadan bir transfer vereyim. Hatta iki transfer. Ver ben de vereceğim. Beşiktaş'ta Orkan Çınar çağrıldı. Orkan Çınar çağrıldı. Çok büyük ihtimalle Akhisar Spor'a kiralanacak 1,5 yıllık. Aha. Bir de Dinamo Zagreb'in genç yeteneği 17 yaşındaki Aydin Hasic de Beşiktaş yönetimi şu an yaşı itibariyle ve sözleşme itibariyle farklı şeyler var. Ama Beşiktaş yönetimi 5 yıllık ön protokol imzaladı. Peşinde olan. Benfica, Juventus gibi takımlar peşinde. Hasic artık 5 yaşın futbolcusu. Çok şeyler bekleniyor. Orada Zagreb galiba günü kaçırıyor. Tamam, yapmayalım artık. Ve Buğra'nın da son cümlelerini alayım. Çok kısa. Hangi konuda? Selam faslına geç. Selam da yollayabilirsin. Kapatabiliriz de. Son. Yani ben alanda kaldım. Ya, alandayım şu anda. Ama hangi alan? Forvet aldı adam. Bak, hangi konuda dedin ya. Tamam bir dakika. Sıcak bir gelişme. İspanyol basını yazdı şimdi. Ben de gördüm. Sevilla'da forma giyen eski Fenerbahçeli Danimarkalı stoper Simon Kea Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyormuş. Galatasaray'la Sevilla anlaşırsa Galatasaray'ın yeni stoperi Simon Kea'ya menajerin açıklamalarını ben geçen gün yani çok mutlu nereden çıkıyor bu haberler diye bir açıklamalarda bulunmuştu. Yani herhalde ileri uçta Beşiktaş'ın eski efsanesi. Ya yani efsane dediğim önemli futbolcusu. Ben baba. Stoperde de Fenerbahçe'nin eski ama ikisiyle faydalı futbolcu. Çok yani efsane olmadı ki. Fatih Derin demişken yani, Ozan Kabak'la ilgili bir son gelişme vereyim. Biliyorsunuz Fatih Hoca 2 saat toplantı yapmıştı Ozan'la. Evet. Ozan için Avrupa'nın Juventus, Bayern Münih, Schalke, Stuttgart, Watford gibi takımları resmi teklif yaptı. Ozan sadece 7,5 milyon maddesi vardı. Kulübe ezmek istemedi. Fatih Hoca ile görüştü. Arma sevgisi ağır bastı. Ama Galatasaray için şöyle bir sıkıntı var. Madde kaldırılmadı. Ozan sezon sonu 4 aylık Fatih Hoca'yı kırmadı. Ama Ozan sezon sonuna giderse kimse şaşırmaz. Ama zaten gitsin. Avrupa futbolcularımız gitsin. Şampiyon yapsın. Şampiyonluk madalyası boynunda Florya'dan omuzlarda uğurlayalım Ozan'a. Bir selam gönderebilir mi Onur? Buradan Abdülkerim hocama, Sayın Abdülkerim Durmaz hocama saygılarımı gönderiyorum. Hocam buraya geçen çok bağırıyor galiba ya. Senin koltukta bir şey var. Ben de bir selam göndereyim Devrim abi. Ayvalık'ta arkadaşlarım izliyor. Murat Ustalı, Aykut Uyar onlara selam söyleyeyim. Selam abi. Selam abi yaratmayalım. Selam değil ama bir haber vereyim. Ozan'ın sözleşmesinde de dün oturmuş menajerlerle kulüp ve iyileştirme yapıldığı konusunda da bilgiler, istihbarat geldi. Artık yavaş yavaş kapatacağım. 800 bin euronun 400 bin eurosunu Fenerbahçe verecek, 400 bin eurosunu Alanyaspor verecek. Net bilgi. Ozan Tufan'ın. Ha Ozan Tufan'dan bahsediyorsun. Ben Ozan Kabak'tan bahsediyorum. Abi Ozan'dan yarıştırıyorum. Tamam neyse artık öyle hareketli program oldu ki artık yorulmaya başladık. Gerçekten çok önemli transfer haberlerini sizlere aktardık. Yarın saat 23'te Beyaz Transfer yine sizlerle birlikte olacak. Bugün için Devrim Zengi'ye, Emre Zabunoğlu'na, Burak Korkut'a ve Ertan Süzgün'e çok teşekkür ediyorum. Erdem Şener önderliğindeki Beyaz TV Spor Servisi olarak yarın saat 23'te yine en sıcak transfer haberlerini, en net isimleri ve yeni yıldızları, gündeme gelen isimleri, gelmeyenleri, özel istihbaratlarımızı sizinle paylaşacağız. Yarın saat 23'te, daha doğrusu bugün saat 23'te sizleri yine Beyaz Transfer'e bekliyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Herkes.